Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız Allah çok şükür bizleri de iyi. Akşama şöyle bir pilav üstü tavuk yapayım dedim arkadaşlar. Tavuğumu koydum, pişiyor. Bir ikindin çayı içelim dedik. Ramazan'dan çayımızı da demledim. Buyurun gelin. Hep beraber içelim. Şöyle bugün evimi temizledim arkadaşlar. Dişten tırnağa kadar. Güzel canes. Bunu görmüş olduğunuz gibi. Vallahi bu evi temizlemek bayağı bir mesele arkadaşlar. Kendini sil, süpür. Güzel canes. Sildim, süpürdüm, iyileştirdim. Şarj makineleri de hep ortada. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bugün de arkadaşlarım şu aramasam geldi. Hediye. Gönderen ablamdan Allah razı olsun. Rabbim kesesine bin bereket versin inşallah. Bu da eksik gelmiş. Ayaklarını koymayı unutmuş. Getiren abi. Ayaklarıyla civatalarını. Onda herhalde abla aradı. Birkaç buna kadar getirir. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Evimi süpürdüm, iyileştirdim, silinecek günlerimi sildim. Yemeğimi koydum, yemeğim pişiyor. Yemeğimizi yiyince akşam düğüne gideceğiz. Bulaşıklarımı da makineye iyileştirdim. Evet arkadaşlar, ben bulaşıkları eksik, yani yanlış iyileştirmişim. Sabahına görümcem geldi. Nur'dan. O şöyle, yengeci de şöyle dizdi de. Ben de öyle dizdim, bulaşıklarını aldım. Biraz daha dolsun da altı boş. Akşam yemeğimizi de yiyelim. Yemeğimizi yedikten sonra komple seni çalıştırırım. Ben hiç ilk defa bulaşık makinesi çalıştırdığımdan biraz yanlış iyileştirme yapmışsın. Kamerada bulanık çekiyor biraz. Onu da şöyle Ramazan düğün elbiselerini buraya hazırlamış. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Burayı bir de şöyle çekeyim arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Vallahi bugün akşama kadar saat şu an kaç? 5:30 geçiyor. 5:30'a kadar ev iyileştirdim. Yalnız olunca insan bayağı bir şey diyor. Yapamıyor. Zorlanıyor ama olsun. Bunlar güzel telaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi buralarımı sildim. Banyomu, tuvaletimi yıkadım. İçindeki çöp kutularının içindeki şeyleri temizledim. İçine yengeçten poşet geçirdim. Allah her şeyi çok güzel. İnşallah bu rüya bozulmaz. Aynı rüya gibi. Gerçekten de rüya gibi bir evim oldu arkadaşlar. Buna da çok şükür. Rabbim olmayan, ev olmayan herkese inşallah ev nasip etsin. Şöyle burayı da yerleştirdim. Güzel canınız arkadaşlarım. Bundan sonra evim, işim, barkım, evim. Çoluğum, çocuğum, eşim. Gerçekten. Penceresini açtım hava alsın diye. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Gardırobumu sildim. Masamı sildim. Parkelerimi sildim. Komple evi dişten tutturmaya kadar sildim arkadaşlar. Kuflenmesin. Kuflenir ne mi derse çöpe basarık. Gözleriyle, kulaklarıyla beni takip ediyorlar. Rabbim kimseye fırsat vermesin. Fırsatçı insanlar o kadar çok ki arkadaşlar. Gerçekten. Hani ben o bak kesinlikle ve kesinlikle Ayşe Görümcem için demiyorum. Ayşe Görümcem'le benim bir musibetim yok. Onlar eşimin ailesi. Ben hiçbir zaman Ayşe Görümcem'e zaten demedim ki sen şusun, sen busun. Herkes evinde, yerinde sağ olsun. Mutlu olsun. Çoluğuyla, çocuğuyla.
Herkes geçimine, düzenine baksın. Hayatına baksın. Ben gerçekten Ayşe Görümce benim sıkıntım olduğu için veya olmadığı için bu konuşmaları yapmıyorum. Ama yine kendimizden, eşim tarafından hadsiz, haddini bilmeyen biri için söylüyorum bunu. Sakın ve sakın Ayşe Görümcem'in üstünden alınmayın. Onunla alakası yok. Dost korunumlu düşman bir diye varmış bilmediğim. Bunu da bildiğim iyi oldu. Onunla da arama mesafemi koydum mu? Benimle de muhatap olmadı mı? O olur arkadaşlar. Benim kimseyle bir alıp bilemediğim yok. Ben buraya kendime attığıma çok şükür diyorum. Vallahi biliyorsunuz yani benim önceki yaşadığım yaşantıyı da biliyordunuz. Kimse kimsenin ne çektiğini bilmez. Dışarıdan göründüğü gibi olmuyor bazen arkadaşlar. Gerçekten. Size şöyle antremi de çekeyim. Çayımızı içelim, yemeği hazırlayalım arkadaşlar. Akşam düğüne gideceğiz. Ahbabamızın düğünü. Ramazan'ın amcasının oğlunun düğünü arkadaşlar. İşte 2 gündür oraya gidiyor, geliyor. Bu onun son. Vallahi düğünde nefirkene bayağı geç geliyor akşamda. Yemeğimizi de yiyemiyor 2 gündür. Oraya yemeden de gidiyor. Yani geç yapıyor canlarımız kahvaltıya. Geç yapınca da akşam yemeğe canımız istemiyor. Oradan da gelince bayağı geç oluyor. Atıştırmalık bir şeyler hazırlıyor, yiyor, içiyor. Gidiyor. Bu da orta masası arkadaşlar. Orta sehpası yani. Ona da eksik gelince kuramadık. İnşallah parçası geldiğinde kurarız. Sizlere çekerim. Bu da hediye. Allah razı olsun gönderen ablamdan. Rabbim kesesine bin bereket versin inşallah. Siz de nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Rabbim kimseye dert verip derman aratmasın. Hastalık gerçekten çok zor arkadaşlar. Onu yaşayan, çeken, gören bilir. Gerçekten sağlık olmadı mı? Hiçbir şeyinin bir tadı, tuzu, önemi yok. Keşke yakın olsanız da gelseniz de çay istek, yemek istek. O kadar çok isterim ki sizi daha yakından görmek. Mesela demin yerbime gittim arkadaşlar. İzleyicimin birisi, hiç tanımadığım bir abla. Oğlu, kızı. Hemen canınız beni görünce bildirir. Sen YouTube'cu Hacer değil misin diye. Ben de evet benim deyince insan o kadar mutlu oluyor ki. İnsan bazen gerçekten tanımak mutlu ediyor. Yani izleyicilerimi gerçekten çok seviyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Rabbim hepsinin ne muradı, ne dileği varsa versin inşallah. Şu seleyde Sultan Görümce mördü arkadaşlar. Kendisi el emeği. Biraz da Ramazan'ı çekeyim size pencereden. Ramazan'da inşaatına yine uğraşıyor. Yine görmüş olduğunuz gibi annesinin kaykevinin üstünü örtüyor. Oraya kaykevi yapacağımış. Yine bir inşaat getirdiler ortaya. Ramazan'da onunla uğraşıyor. Yarınız yazdık.
Neyse canlarım, biraz sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yemeğimi yaparken devamını getiririm. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, pilavımı da pişirdim. Tavuğumun suyuyla. Ondan sonra tavuğumu da, dediğim pilavım işe nadir hazır olsun arkadaşlar. Bunun suyu yeter. Kınar atmam içine, zaten şey var ya, tavuk suyu. Kapağını da kapatarım da. Buharında bitsin. Tavuğumu da çıkardım arkadaşlar. Onu da dediğim biraz soğusun, çok sıcak. Soğana kadar bir bardak çay içeyim ben de. Merhaba arkadaşlar. Ben yemeğimi hazırladım. Sinimizi de kurarken hep beraber hazırlayalım diye bir video açayım dedim. Pilavım pişti. Masamın üstünü bir sileyim. Bugün menümüzde arkadaşlar pilav üstü et, pekmez, turşu, düğüne gitmeden yemeğimizi yiyelim arkadaşlar. Orada acı olmuyor, gelince de canın istemiyor. Mutfaktayım. Görüyor musun, biliyorsun ne? Hani annen? Annem mi? Annem. Varken. Annen gelmiyor mu? Nerede annen? İkna edemedim ki, gelmedi. Neye? Düğüne. He. Siz mi geldiniz? Dün Mustafa'nın bir şey istedim. Telefonda konuştular. O da benden habersiz niye gittiniz? Annem de benden gitmiyor. Size bir izinle dinleyebiliriz. Afran Rumen'e bir de bazlama yapmışlar. Evimde ayın yerinde bizi aradı. Ben sizi aradım, hadi gidecektim. O da kendinden geldi. Aşağıda bir çubuğu oturuyor. Biz de bırakacaktık. Yürüyeceğiz kapsınlar. Annem orada mı? Oturuyor. İyi, otursunlar. Kızım iyi hala. İyi kızım, gideceğim. Saat kaçtı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Bunu şöyle hazırlayayım. Yiyelim, düğüne gidelim. Niye kızlar? He. Bilmiyordu ne içecekti yine. Ben birden girince geldim. Artık böyle şeylere alışın. Birden girince hala diyerekten gelin. Ama arkasını iyi getirin. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, menümüz yoğurt, turşu, ondan sonra pilav üstü etimiz, pekmezimiz, tuzumuz hazır. Şöyle koyayım da. Gençlerimi çağırayım, yesin de gidelim, ben de hazırlanayım. Az önce ne yordun?
Şimdi gelir o. Şurası ne? Neresi? Burası parfüm açana gelir. Hani seninkiler miydi? Hı? Seninkiler miydi? Çocuklar mı? Evet. Şahin düğün evinde herhalde horoya karışacak. Ramazan da aşağıda, Turan da çarşıda. Kız Ramazan! Ha, onun da işi var. Kız duman sıvara içiyor ya. Neyse arkadaşlar, bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Bizim yağımızı yiyelim. Düğünü oynamaya gideceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Fonlarım da var.